Demek Belkıs Canan'ın kardeşiymiş. Ya bakalım daha neler çıkacak bu işin altından. Canan'ı hemen merkeze alalım. Leyla'yı da almamız gerek ama. O niye? Metin'in odasından alınan bardakta parmak izleri bulunmuş. Bunun üzerine Canan Kılıç ve Leyla Coşkun sorguya alındı. Anlayamadım. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Estağfurullah canım. Ben anlatamamışımdır. Metin Bey'i öldüren ilaç içeceğine konulmuş. Ve bardağın üstünde sizin parmak iziniz var. Metin her sabah içeceğini kendi hazırlardı. Ve sonra meditasyon için göl kenarına giderdi. Ben de yoga dersinden sonra içeceğini sınıfa bırakırdım. Yok artık. Niye şaşırdınız? O ne demek öyle ya? Niye hazırlayıp içmiyor, onu bir kenara koyuyor öyle? Beklemeye mi alıyor? Yok yogaymış, dersten sonraymış falan. Çok saçma yani. Bunu kamptaki herkese sorabilirsiniz. Öyle olsa bile ilacı koyabilmek için çok güzel bir fırsat değil mi? O içeceği herkes çok kolay ulaşabilir. Başkası da yapmış olabilir. Kim mesela? Canan. Canan o sabah yoga dersine geç kalmıştı. Çok özür dilerim. Uyuyakalmışım. Siz bu işi beceremeyeceksiniz galiba. Ben gece... Tamam Canan'ım. Metin Bey'le konuşuruz. O ne gerekiyorsa yapar. Biz yoga dersindeyken Metin Bey içeceği hazırlayıp meditasyona gitmişti. O sırada Canan koymuş olabilir. Ben yapmadım. Peki neden kamptan sonra yurt dışına gitmeyi planlıyordunuz? Aslında bir sevgiliniz yoktu değil mi? Metin Bey'i öldürdükten sonra yurt dışına kaçacaktınız. Yurt dışı mı? O da nereden çıktı? Ablanız söyledi. Metin ölünce benden şüphelenmiş olmalı. Beni korumak için de size yalan söylemiş. Anlayamadım. Ben baştan anlatayım isterseniz. Küçük kız kardeşim Berfin. Henüz 25 yaşındaydı. Çok da güzeldi. Ama hafif balık etliydi. Zayıflamayla bozmuştu kafasını. Yapma etme dedik ama dinletemedik. Denemediği hiçbir şey kalmamıştı. En son bir arkadaşından Doktor Metin'i duymuş. Bir hevesle katıldı programına. Keşke izin vermeseydik. Ama çok ısrar etmişti. Mutluydu da. O adi herifin zayıflama kampına katıldı. O kampta verilen kürler var ya. Onlardan vermişler kardeşime de. İçinde efedrin olan. Evet. İki gün içerisinde rahatsızlanmış. Söylememişti. Devam edince de öldü. O herifin yüzünden. Siz de intikam almaya karar verdiniz. Önce Belkıs'la mahkemeye gittik. Ama duruşmaya bile gelmedi. Kaçıp yurt dışına gitmiş. Dava delil yetersizliği yüzünden düştü. Başka çarem yoktu. Kampa bu yüzden katıldınız. Adi herif. Yurt dışından geldikten sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Yeni bir program olduğunu duyunca ben de katıldım. Sizi tanımadı mı? Hayır. Daha önce hiç karşılaşmamıştık. Evli olduğum için Berfin'le soyadlarımız da farklıydı. Hiç şüphelenmedi benden. Ama ablam kampa katıldığımı duyunca ne yapacağımı anlamış olmalı. O gece kampa geldi. Canan'ın kampa katıldığını öğrenince o adama bir şey yapacağından korktum. Berfin'den sonra Canan'ı da kaybetmeye dayanamazdım. Bu yüzden mi konuşmaya gittiniz? Önce aradım. Ama konuşmadı benimle. Telefonu kapattı. Ben de mecbur kaldım, kocamın pick-up'ını aldım ve kampa gittim. Ve giderken de kadere çarptınız yolda. Çok üzgünüm. Canan'ı durdurmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Yolda giderken cep telefonumla Canan'ı aramaya çalışıyordum. Gerçekten bir hayvana çarptığımı düşündüm. Peki devam edin lütfen. Sonra Canan'ı aradım, bahçeye çıkmasını söyledim. Hayatını karartacaksın. Ne yapacağız yani? Yaptığı yanına kar mı kalacak? Şşş, yavaş ol biraz. Gel böyle. Bak, mutlaka bir yolunu bulacağım Canan, güven bana. Bunun başka yolu yok abla. Dava düştü. O pislik cezasını çekmeli. Asıl cezayı sen çekeceksin, farkında değil misin? Hapislerde çürüyeceksin Canan. Bak, ya ben? Ben ne yapacağım? Nasıl dayanacağım buna? Ne yapacağız yani? Hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edeceğiz. Bu pisliğin göz göre göre başkalarını da öldürmesini de göz mü yumacağız? Yapma Canan. Sen katil değilsin. O adamı öldürürsen ondan ne farkın kalacak? Onun benden bir kardeşim daha almasına izin vermeyeceğim.
Canan söz ver bana. Söz ver. Nasıl öldürecektin onu? Yanımda amfetimi getirdim. İçeceğini karıştıracaktım. Onu hemen bana getir. Yapma abla ya. Söz verdim. Güvenmiyor musun bana? Ama sözünüzü tutmadınız. Yanılıyorsunuz. Ablam haklıydı. İstesem de yapamayacaktım. Ben katil değilim. Olamam da. Bütün bunlara inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Öldürmüş olsam bunları neden anlatayım size? Metin'in içeceğine amfetamin karıştırmak için kampa katıldığınızı ama sonradan da vazgeçtiğinizi söylediniz. Yapmadım. Ama biri amfetamini valizimden almış. Neden daha önce söylemediniz bunu? Siz gelip de kaderi olanları anlatınca ablamın ona çarpmış olduğunu tahmin ettim. Başı derde girmesin diye de sustunuz. Canan Kılıç'ın ifadesi doğrultusunda polisler şüphelinin odasında arama yaptı. Murat, şuna bir baksana. Amfetamin olabilir başkomiserim. İzleri görüyor musun? Parmak izine benziyor. Biri yere dökülen amfetamin tozuna basmış olmalı. İzini çıkarabilir misin? Deneriz. Hemen başla o zaman. Derya. Canan Kılıç'ın odasında amfetamin tozuna bulaşmış yarım ayak izinin çıplak ayaklı birine ait olduğu anlaşılınca kamptekilerin yoga dersi sırasında giydikleri yoga çorapları incelemeye alındı. Leyla'nın yoga çoraplarının üzerinde amfetamin kanıtları tespit ettik. Hemen kadından ayak izi örnekleri alıp Canan'ın odasındaki ayak izleriyle karşılaştıralım. Hemen başkomiserim. Leyla Coşkun'dan alınan ayak izi örnekleri Canan'ın odasında bulunan izlerle birebir tutunca Leyla Coşkun suçunu itiraf etti. Evet, buraya kadar güzel geldin. Ama keşke o yoga çorabını da yıkamayı akıl etseydin. E tabii. O da seni kurtarmazdı. Yani biraz zorlanırdık tabii ama önünde sonunda senin ayak izini bir yerlerden bulurduk. Hadi ayaklarını kesseydin başka bir kanıt bulurduk. Anladın mı? İlla bir şey bulurduk. Her zaman bir kanıt bulunur. Bir suç işlerseniz muhakkak yakalanırsınız. Ne demin bekliyorsunuz? Yani bir ton afilli laf ettim şimdi burada. Pişmanım diyebilirsiniz, ne bileyim, çok güzel konuştum diyebilirsiniz, ne bileyim, bir şey deyin yani. Tamam. Siz iyisin bana olayı anlatın, nasıl oldu, ne bitti, bitsin bu ızdırap. Evli evine, köylü köyüne hadi. Ne oldu, niye öldürdünüz Metin'i? Önüne gelenle yatıyordu çünkü, değil mi? Ne yaptı? Tekrar Emel'le birlikte mi olmaya karar verdiler? Takmıyordu değil mi seni? Umurunda bile değildin onun. O gece odasına gittiğinde Emel'in sesini duydum. Emel, gerçekten çok yoruldum. Oradan yeni geçiyormuş gibi yapmak zorunda kaldım. Leyla. Aa, ne işin var bu saatte burada? Hiç. Öyle uyku tutmadı, hava almaya çıkmıştım. Daha sonra Emel uzaklaşınca Metin'in yanına gittim. Ne işi vardı onun burada? Kimin? Emel'in. Emel mi? Numara yapma Metin, seslerinizi duydum. Karıştırdın herhalde. Metin, çıkarken gördüm. Aman Leyla ya. Bıktım senin bu hesap sormalarından. Yeter artık ya. Sıkıyorsun ha. Ne yapayım? Gözmüyor muyum? Ya bir şey yapmıyorum minik bebeğim. Gel bakayım yanıma. Gel. Gel. İnsanı ikna etmek de üstüne yoktur. Birlikte mi oldunuz? Sonra? Biraz
Biraz hava almak için bahçeye çıkmaya karar verdim. Tam bahçeye çıkacakken Canan'la birinin konuştuğunu gördüm. Bak, mutlaka bir yolunu bulacaksın Canan, güven bana. Bunun başka yolu yok abla. Dava düştü. O pislik cezasını çekmeli. Asıl cezayı sen çekeceksin, farkında değil misin? Hapislerde çürüyeceksin Canan. Gizlenip onları dinledim. Bak, ya ben? Ben ne yapacağım, nasıl dayanacağım buna? Ne yapacağız yani? Hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam mı edeceğiz? Bu pisliğin göz göre göre başkalarını da öldürmesinde göz mü yumacağız? Yapma Canan. Sen katil değilsin. Hem onu öldürürsen ondan ne farkın kalacak senin? Onun benden bir kardeşim daha almasına izin vermeyeceğim. Canan söz ver bana. Söz ver. Nasıl öldürecektin onu? Yanımda amfetamin getirdim. Ekşiğini karıştıracaktım. Onları tekrar birlikte görünce çok sinirlendim. Odasına gidip meditasyondan sonra içmek için hazırladığı içeceği aldım. Sınıfı bırakmadan önce Canan'ın odasına gittim. Tüm öğrenciler kahvaltıdaydı. Amfetamini bulmam kolay oldu. Çiçeği sınıfa bıraktım.